yapılması gerekiyor. Aksi takdirde memurun sağ cebine koyduğunuz hakkını öde bakalım gelirinin vergisini diyerek sol cebinden misliyle alacaksınız. E bu şekilde yapılacak bir maaş artışı memuru kandırmaktan başka bir şey değil. Tekrar uyarıyoruz. Gelir vergisi dilimleri çalışanların alım gücü dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Değerli basın mensupları, adaleti korumak hakkı korumaktır. Hakkı korumak halkı korumaktır. Ama bu hükümetin ne hakkı ne de halkı koruyacak hali kalmamıştır. Metal yorgunluğuyla malul, kifayetsiz kadrolar ülkemizin ne ekonomik ne de siyasi haklarını koruyabilecek durumdadır. Covid-19 krizinden ve ardından Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra ülkemiz için önemli ekonomik ve siyasi fırsatlar ortaya çıkmıştır. İşte dün Almanya'da devam eden G7 zirvesinde küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ele alınmıştır. Ülkemiz eşsiz coğrafi konumu, genç nüfusu, dinamik iş dünyası ile olağanüstü avantajlara sahiptir. Ama adaletin olmadığı, öngörülebilirliğin olmadığı, bugün yapılanın yarın bozulduğu, rekabetçi piyasa düzeninin işlemediği, güvenin sağlanmadığı bir ekonomiye hiç kimse gelip yatırım yapmaz, yapmıyor da zaten. Yabancı sermaye ülkemizden hızla çıkıyor. Türkiye'nin ekonomide mutlaka yeni bir hikaye ihtiyacı var. Bu hikayenin de küresel gündemi yakalaması, küresel fırsatları değerlendirmesi, yeşil mutabakatı, dijital dönüşümü ve elbette sürdürülebilir kalkınma hedeflerini dikkate alması gerekiyor. Ama mevcut hükümetin böyle bir hikaye yazacak ne takati ne de kifayeti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrasi Aşığı ortakları liyakatli kadrolarıyla yazdıkları yepyeni bir hikayeyi milletimizin takdiriyle en kısa zamanda uygulamaya sandık geldikten sonra başlayacaktır. Önümüzde bir başka fırsat penceresi daha vardır. Dünya jeopolitik dengelerindeki hızlı değişim ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlamıştır. Ama Erdoğan göstermelik birkaç teröristin deport edilmesi halinde NATO'nun genişlemesini kabul edecekmiş gibi bir izlenim veriyor. Oysa yarın Madrid'de NATO'nun önümüzdeki 10 yılını şekillendirecek stratejik konsepti görüşülmeye başlanacak. Bu görüşmelerde Türkiye'yi masada temsil edecekler, ellerindeki pazarlık gücünü bu defa heba etmemelidirler. Tüm güvenlik endişelerimizi giderecek önlemleri bu stratejik dökümana dahil etmelidirler. Bizim bölgemizde teröre dair kaygılarımız artık NATO'nun da kaygısı olmalıdır. Değerli basın mensupları, bir süredir şu gerçeğin altını çiziyoruz. Önümüzdeki seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacak. Bu seçimde aslında iki aday değil, iki anlayış yarışacak. Bir tarafta otoriter baskıcı bir yönetim anlayışı, diğer tarafta demokratik özgürlükçü bir yönetim anlayışı. Bir tarafta ucube bir tek adam rejimi, diğer tarafta çoğulcu demokratik bir yönetim. Bir tarafta millete yukarıdan bakan kibirli bir zihniyet, diğer tarafta milleti kucaklayan mütevazi bir anlayış. Bir tarafta sözlerini tutmayanlar, millete taahhütlerini yerine getirmeyenler, diğer tarafta da sözünün eri olan millete doğruları söyleyenler. Bizim çağrımız milletimize. Ülkemizde hak, hukuk, adalet olsun diyorsanız bize katılın. Sofralarımızda Halil İbrahim bereketi olsun diyorsanız bize katılın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyorsanız bize katılın. Bu ülkede ilk 10 ekonomi arasına girelim, bu ülke dünyada ilk 10 ekonomi arasına girsin diyorsanız bize katılın. Paramız pul olmasın, paramızın itibarı olsun diyorsanız bize katılın. Gençlerimizin işi, gücü, umudu olsun, ev, araba sahibi olsun, ülkesinden kaçıp gitmesin diyorsanız bize katılın. Çiftçi tarlasını ekip biçsin, kazansın diyorsanız bize katılın. Esnaf faturalar altında ezilmesin, rahat bir nefes alsın diyorsanız bize katılın. İş insanları rahat üretsin, yatırım yapsın diyorsanız bize katılın. Herkes önünü görebilsin, ülkede güven olsun diyorsanız bize katılın. Hak eden hak ettiğini alsın, siyasi kayırmacılık son bulsun
diyorsanız bize katılın. Haramilerin saltanatını yıkacağız diyorsanız bize katılın. Tüyü bitmedik yetimin hakkı yenmesin diyorsanız bize katılın. Bayramlar bayram tadında olsun, dedeler, nineler, torunlarına rahat rahat harçlık versin diyorsanız bize katılın. Suriyeliler davul ve zurnayla evlerine dönsün diyorsanız bize katılın. Şanla, şerefle kurulmuş bu devletin vatandaşlığı dolarla, avroyla satılmasın diyorsanız bize katılın. Bu ülkenin taşı, toprağı, deresi, denizi talan edilmesin diyorsanız bize katılın. Bize katılın, bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte inşa edelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını soralım. Çağrımız size, katılın bize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Uzaktan yönlendirilen sorular var efendim. ATV'nin sorusu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşiyle ilgili sosyal medyaya bazı kayıtlar yansıdı. Bir değerlendirmeniz olur mu? Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Amerika'nın sesi sorusu. Meclisteki ek bütçe Türkiye'nin ekonomik sıkıntısına çözüm sunabilir mi? Erken seçim olduğu iddiası da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ek bütçe aslında ülkede yaşanan enflasyonun itirafıdır. Hani enflasyon yok, hayat pahalılığı var deniyordur ya. Deniyordu ya. Bu ek bütçe devletin enflasyon nedeniyle geçinemediğinin göstergesidir. Türkiye ilk defa yılın ilk 6 ayında bütçeyi tüketip ek bütçeye gitmek zorunda kalmıştır. Bu getirilen ek bütçede enflasyona, işsizliğe çözüm yoktur. Bu bütçede emekliye, emekçiye hiçbir şey yoktur. Bu ek bütçe faiz lobilerinin saray ve saray beslemelerinin bütçesidir. Ek bütçeyle 90 milyar lira faize, 40 milyar lira da kur korumalı mevduata tahsis edilirken milletimizin sırtına akaryakıttaki ÖTV ile 47 milyar lira, motorlu taşıtlardaki ÖTV ile 70 milyar lira daha yük yüklenmektedir. Kahretsin. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün Hatay il sınırından geçişine izin verilmedi. Bu konuda bir yorumunuz olacak. Gerçekten çok üzücü. Sayın Ümit Özdağ bir siyasi partinin genel başkanı. Bir siyasi partinin genel başkanının bir ilimizin sınırlarından içeri devlet memurları tarafından sokulmaması kabul edilemez. Bir de üstüne üstlük sıfatı ne olursa olsun atanmış memurların seçilmişlere, siyasi parti yöneticilerine had bildirmeye kalkması asla kabul edilemez. Bu ülkenin artık devlet aklıyla yönetilmesi zamanı gelmiştir. Bu ülkenin artık troll aklıyla yönetilmesine milletimizin tahammülü kalmamıştır. Bu yaşadıklarımız demokratik bir ülkenin standartlarına, anayasaya uymamaktadır. Kahretsin'in sorusu. Geçen hafta AK Parti grubu çay kanunu teklifi sundu. Bu teklif bir tepki yarattı. Daha sonra komisyonda görüşmeleri ertelendi. Bununla ilgili bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Türkiye'de çay üreticileri çok büyük sıkıntı içinde. Ancak Rizeli olmakla övülen ve 20 yıldır iş başında olan Erdoğan, her seçimden önce vaat ettiği halde kendi hemşehrilerinin derdine derman olabilecek bir yasayı bir türlü çıkaramıyor. Öyle teklifler getiriyor ki, teklif bölgede infial uyandırıyor. Ondan sonra geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bölgenin menfaatlerine uygun, üreticinin menfaatlerine uygun, onu memnun edecek bir kanun teklifine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bununla ilgili yasa tekliflerini de meclise zaman zaman veriyoruz. Buradan altını çizerek söyleyeyim. Genel başkanımızın bu konuda çok özel bir hassasiyeti var. Öyle görünüyor ki iktidara gelir gelmez bu düzenlemeyi yapmak da bize nasip olacak. Evet, başka soru yok herhalde. Teşekkür ediyorum.